Bizim Sidikli Kemal doktor olmuş ha. Ne günlere kaldık. Zevzekliği bırak da aklını başına devşir. Benim gibi bir ağaya ancak doktor damat yaraşır. Anladın mı? Anlamadım. Anlamayacak ne var? Doktoru tavla, evde kalmaktan kurtul abla. Baba bu kuş beyinli bana hep abla diyor. Ne var? Benden 10 yaş büyüksün be abla. Baba bak, gene bana abla dedi. Ulan gerizekalı! Ablana abla denir mi? Ah baba, sen de bana abla dedin. Kızım bak, ağlamayı bırak da doktorun kalbini çalmaya bak. Bizim gibi sülaleye ancak doktor damat yaraşır kızım. Anladın mı? Hı hı, anladım. Huri ananın oğlu doktor çıkmış. Bugün geliyormuş. Ayol baksana şu resme, ne kadar yakışıklı. Bunca yıl İstanbul'da yaşamış. Konuşması, giyinmesi, kim bilir ne güzellik. Verin bir de ben bakayım şuna. Ağza bak ağza. Kaşını da nasıl kız, nereden buldun onu? Huri teyzeden çaldım. Böyle bir erkek hangimizi beğenir acaba? Ay bilmem. Ha, ilkokuldan beri bende gözü vardı. Bir gün saklambaç oynarken belime sarılmıştı samanlıkta. İçimizde Sümbül'den güzeli yok. Ben öyle kocaman bir doktor olsam Sümbül'den başkasını seçmem. Değil mi kız? Baksana şu resme. Kız ne biçim laf o? Sümbül bizim gelinimiz. Abimle evlenecek o, bilmiyor musun? Eşek kafalı. Ver kız şu resmi bana. Şu ağza bak, şu dudaklara bak. Yavrum Kemal'im. Ver şu resmi bana. Şuna bak be. O koskoca bir doktor. Senin neyine vurulsun? Şapşal. Kız yellos. Bir daha bana şapşal dersen o ağzın cat dudak ayırıveririm. Asıl ben senin ağzın cat dudak ayırıveririm. Çeşmeden su taşımak yakışır mı sana? Sen kimin sözlüsün? Amma da konuştum be gerizekalı. Sen ne karışıyorsun? Çek git karşımdan. Seni görünce midem bulanıyor. Bu nasıl cilven var ya, bitiriyor beni. Gafurun ceylanı. Hoş. Çek ayaklarını pis cenabet. Doğru konuş erkenle. Bugüne bugün sözlümsün. O benim değil, babamın sözü. Anladın mı sünnetsiz gavur? Ay! Ay! İmdat! İmdat! İmdat buluyorum! İmdat! Ah! İmdat! İmdat buluyorum! Kurtarın beni! Ay! Kurtaramam seni. Su çok soğuk. İmdat! İmdat! Biraz gayret et. Gel bana doğru. Gelemiyorum. Gel. Gelemiyorum. Gel. Gel kız. Ay boğuluyorum. Sen gel buraya. Gel. Allah. Gel bana doğru gel. Sen gel. Gelemiyorum. Bu kadar suda nasıl boğuluyordun kız? Beni de heyecanlandırdın. Vallahi boğuluyordum. Hayatımı kurtardın. Ben kurtarırım. Can kurtaran simidi gibi adamım. Öylesin vallahi. Hayatımı kurtardın. Sağ ol. Üşümüşsündür. Dur, üstüne giyecek kuru bir şeyler bulalım. Böyle biraz hem ıslak hem de şey oluyor. Gel hele. Bunlar sana biraz bol gelecek ama idare ediver. Bol gelecek elbet. Şu boyunun uzunluğuna, omuzlarının genişliğine bak. Nahiyemizde senin gibi bir tane daha yok. Yok canım, fena değil. İdare ediyoruz işte. Arkanı dön de değişeyim. Döneyim değil mi? Ha. Dönmesem olmaz mı? A-a. Belki, belki. Döndüm. Kız sen kimlerdensin? Ruşen kızı Sümbül. Ha, şu bizim sümüklü Sümbül. Hatırladım. Sen kimlerdensin? Tanımadın mı kız? Huriye'nin oğlu Doktor Kemal'im ben. Aa, şu Sidikli Kemal. Aa, yok canım. Ben işer miydim? Hem de nasıl. Neyse şimdi tutuyorum. Altıma da etmiyorum. Doktor da çıktık. Arada gene kaçırıyoruz ama idare ediyor işte. Nasıl? Yakıştı mı? Çok.
Pantolonu giymeyecek misin? Altın ıslak, üşütürsün. Giyeyim. Dur. Giy ama ben görmeyeyim. Görürsem bir kaza çıkabilir. Gidelim. Kız bu kılığın ne? Ne bu hali senin? Alıyorsun bu motosikletin üstünde. Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin elbet. Bugüne bugün sözlümsün. Ay, doğru söylüyorum. Gafur kardeşim. Ağalar merhaba. Hoş gelmişsiniz. Çok özlemişim seni. Maşallah ayı gibi olmuşsun. Senin sözlün demek. Ha. Boğuluyordu derede, ben kurtardım. Ya. Vallahi başka bir şey olmadı. Yalnız kurtardım. Değil mi kız? Evet dedi. Selamun aleyküm. Nahiyemizden ilk defa senin gibi bir büyük adam çıktı yani. Bizleri pek sevindirdin, sağ ol. Sizler de sağ olun. Ayrıca kim hastaysa, kimin hastası varsa eve buyursun. Para da almıyorum önceleri. Bu böyle biline. Sağ ol. Sağ ol doktor bey. Ya hık demiş babasının burnundan düşmüş. Evet. Rahmetli de borca yoğurt verir, deftere ya bile yazmaz. Ne adam. Allah rahmet eylesin. Ya senin burnun niye kırmızı? Vallahi bilmiyorum, senelerdir böyle. Devamlı içki içersen böyle olur tabii. İçki içme, ayran iç geçer. Baş üstü. Ağalar selam sabah yok mu? Selamün aleyküm. Sinek. Mikrop saçıyor. Öyleyse sinekleri öldüreceğiz. Öldür de suratıma niye vurdun? Vururum. Bak bu daha tehlikeli, sivrisinek. Lan sen babama nasıl vurursun? Sus! At sineği, en tehlikelisi. Sen artık fazla olmaya başladın. Bana bak, sümbülden de uzak tut, beynini dağıtırım senin. Dur bağırma, hemen kızıyorsun. Tansiyonun çıkar. Ver bakayım nabzını. 3,5 atıyor. Ne? Sen hastasın. Hastam. Her sabah bir saat koşman lazım. Otur, heyecanlanma. Sen de otur. Doktor olarak işe el koyuyorum. Bundan böyle herkes haftada bir saat sağlıklı yaşam koşusu yapacak. Ben de başınızda olacağım. Yarın başlıyoruz. 1-2, 1-2, 1-2. Koşun, koşun, koş! Konuşmak yok. Borcu alacağı karı kaynanadırdığını düşünmek yok. Kafalar boşalacak. Yerine ceylan gibi kadınlar güzel manzara resimleri alacak. Koş! 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Peki bu herif niye koşmuyor da bizi koşturuyor? Doktor, üstüne karşılmaz bir bildiği vardır. Hay onun bildiğine. Ay. Aman. Ay, hiçbir yerim tutmuyor. Bu sağlıklı yaşam koşusu gebertti beni. Ne doktormuş be. Bizim doktor işini bilir baba. Bilir. Allah! Biraz yavaş ol, ayı oğlu ayı. Peki baba. Sen ne yaptın? Doktorla işler ne kıvamda? Babacığım, çok güzel bir numara düşündüm. Evvel Allah hayırlısıyla yarın bu iş tamam. Yaşa akıllı kızım benim. Allah! Lan hayvan oğlu hayvan, sana yavaş ol dedim. Peki baba. Nahiyenin kızları da dereye düşmeden yapamıyorlar. Dur kız geldim. Yetişin. Ay boğuluyorum. Boğuluyorum. Kurtarın. İmdat. Kurtarın. Yetişin. Yetiştin mi Kemal? Nadiye bu. Ben boğuluyorum. Gördün mü bak. Çok soğuk. Don. Soğuk su iyi gelir sana, anlarsın ya. Gitti Kemal. Dondum anacığım.
Doktor doktor diye gebermezsem iyidir. Ben sana sorarım. İçecek Kemal. Sidikli Kemal. Oğul, acil bir hasta varmış. Hayrola, anlat bakayım. Neyin var? Sen çık anne. Ben değil doktor bey. Bizim ağanın kızı çok hasta. Ateşler içinde yanıyor. Ağa tez gelsin dedi. Hadiye mi? Evet. Yanıyor mu? Üşütmüştür. Eski üşütüklerdendir. İyi, gidip bir bakalım. Hoş geldin, sefa geldin doktor bey oğlum. Hoş bulduk İhsan amca. Kızım ateşler içinde yanıyor. Ne olursa senden olur. İyi bir bakalım. Bak sen şu Şadiye kıllısının yaptığına. Utanmaz. Ahlaksız. Hasta numarasına yatıp doktorumuzu ayağına çağırdı. İstediğini yapsın. Doktor Kemal benim olacak, benim. Koş tebeşir getir bana. Ne yapacaksın tebeşiri? Toz haline getirip yutacağım. Ateşim çıkacak. Okulda yapardık ya. Babam da Doktor Kemal'i çağırmaya mecbur olacak. Yaşa hanımım. Aklınla bin yaşa. Gayrı senin himmetine kalmış. İnceden inceye bir iyice muayene et kızımı. Merak etme İhsan amca. Elimden geleni yaparım. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gafur kardeş. Sinek kaydı tıraş olmuşsun. Artık sinek konmaz kayar. Çok seviyorum canım. İşte odası. Beni hastamla baş başa bırakın. Müsaadenizle. Bunları yalnız başlarına mı bırakacaksınız? Ne demek? Hocayla doktora namerhem mi olurmuş dümdük? Zahmet verdim sana. Ne zahmeti Şadiye? Kim derdi ki bir gün senin hastan olacağım? Kim derdi ki ben doktor olacağım? Doktor muyum ben? Neyse. Evet. Dön bakayım arkanı. Önümü dinlemeyecek misin? Ben önce arkadan başlarım. Soymayacak mısın? Böyle yani. Şimdi derin nefes al. Al. Al ver. Ver al. Şimdi öksür. Bir daha. Öyle kibar değil. İnsan gibi öksür. Şiş. O kadar da demedik. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi dön. Önüne sıra geldi. Dinle. Kalbimi dinle. Duyuyorsun değil mi? Kalbim nasıl atıyor? Duyuyorum. Lan senin hiçbir bokun yok. Yok mu? Ne getirdin beni buraya? Kemal yok deme. Durup durup terliyorum. Hele geceleri. Sonra göğüslerime ateşler basıyor. Derken başlıyorum acayip acayip rüyalar görmeye. Kız kaç yaşındasın sen? 16-17. Çüş. Ben de 12-13. 12 mi desem 13 mü desem? İşte 12,5. Daha büyük gösteriyorsun. Sen bana bakma, gösterişim iridir. Göstereyim mi? Şimdi olur mu? Kız senin derdin belli. Az mısın sen? Erkekten başka ilacın yok. Bir an önce evleneceksin. Ne güzel, ne tatlı konuşuyorsun. Doktor değil misin? Derman sendedir. Hadi ver ilacımı. Kahvenizi getirdim doktor bey. Destursuz ne dalıyorsun odaya? Kahveyi bırak, çık dışarı. Peki. Buyurun. Ne bakıyorsun, çık dışarı. Hadi. Duymadın mı? Çık dışarı. Baş üstüne.
Allah Allah. Ne ağır adam canım. Bir türlü çıkamıyor. Ya bu herifin seninle bir derdi var. Aman bırak şu solağı. Hadi ver ilacımı. Dur. Acele etme. Çıkartıyorum. Bulamıyorum. Ulan nereye gitti? Aa kaybolmuş. Heh buldum. Aa. Bu haplardan günde 3 tane alacaksın. Nasıl alacağım? Bak kurşun gibi uyutacak seni. Ne ter, ne ateş basması, ne acayip rüyalar. Şimdi hele şunu yut bakalım. Aferin. Hoş geldin. Korkuyor musun? Ben mi? Yo. Al şu iskemleyi, otur şöyle. Oturayım. Otur, otur. Kirvesi kim gafur çocuğu? Müstakbel kayınpeder olaraktan tabii ki benim. Elbette tabii. Öyle mi? İnşallah hem düğün hem torun mürüvvetini görürüm. Olur. Yiğit oğlum benim aslanım. Tekbir getirelim mi? Yok deve. Kurban mı kesiyoruz yoksa gafurun fazlasını mı alıyoruz? Gelin tutun çocuğu. Aa. Çişini ettin mi oğlum? Ha, ettim. İyi. Hopkabaz. Buyurun efendim. Kesim işi bitinceye kadar def çalacaksın. Baş üstüne efendim. Tam kesilirken herkes bir ağızdan yumurtanın sarısı gitti küçük gafurun yarısı şarkısını söyleyecek. Başla. Bırakın beni. İstemiyorum. Oğlum seninkini baltadan başkası kesmez. İmdat! Adam öldürüyorlar. Baba! Baba yetiş kurtar beni. Öldürecekler baba. Baba yeter, bak kurtar. Yeter, kurtar. Oğlum adam kesmiyoruz. Şeyini kesiyoruz. Ulan amma ütleksin be. Kemal kardeşim kıyma bana. Kafamı kes şeyimi kesme. Vazgeçtim tövbe. Sümbülü de unut o zaman. Öyleyse başka bir aletle Kemal kardeşim. Merhamet et Kemal kardeşim. Of. Peki peki. Aa. O ne lan? Tüh rezil. Altına işedi. Ulan amma korkak şeysin. Şaka yaptım ulan. Bununla kesilir mi oğlum? Buna da keçilik et bakalım. Hayır! 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 Başla. İstemiyorum. Olmayacağım. Olmayacağım. Yumurtanın sabrısı gitti kapının yarısı. Yumurtanın sabrısı gitti kapının. Adam öldürüyorlar! Yetişin! Öldü. Bitti. Oldu da bitti maşallah. Geçmiş olsun oğlum. Ne varmış ki baba? Sinek ısırığı gibi bir şey. Çok kesmedin inşallah. Vallahi ha? İdare eder işte. Var ol kıymetli doktorumuz. Ruşenim tamam. Kızının istediği oldu işte. Gözümüz aydın kardeşim. Artık hiçbir engel kalmadı. Buyur. Fazlasıyla hak ettin doktor bey oğlum. Ne bu? Para. Çil çil para. Ey maşallah maşallah. Hadi hayırlı. Sevgili uyuz olmayan hemşerilerim. Evet, hiçbirimiz uyuz değiliz artık. Hepimize kutlu olsun. Allah razı olsun. Temiz. Çok güzel. Aferin. Sağ olun. Çok güzel. Sen zaten temizsin, bakmaya gerek yok. Ama bu herifin yanında durma, her şey geçebilir. Bakayım.
Git yıkan. Temizlen. Temizlik imandan gelir. İmansız. Hadi. Ben hala kaşınıyorum doktor bey. Sen başka şeyden kaşınıyorsun. Ben senin kaşıntını geçirtemem. Ümidini kes. Tamam ağam. Artık sinemayı da açabilirsin Ruşen ağa. Sahi mi? Sağ ol. Sağ ol evladım. Geberemedi gitti Allah'ın cezası. Duyacak. Duyarsa duysun. Sümbülüm. Sonunda hiçbir engel kalmadı. Ben hazırım. Sünnet de oldum. Uyuzum da geçti. Artık gerdeğe girebiliriz. Öyle mi? Havada bulut, sen sümbülü unut. Yok be. Boşuna mı ustura altına yattık? Yattınsa ne olmuş? Sayemde gavurluğun gitti. Hırdık sende. Çekil yolumdan. Sen gıdıklanıyor musun lan? Sana ne lan, sana ne? Yapma, yapma. Alış ya. Bırak kalkayım artık. Bırak. Yarışmaları Kemal kazandı. Sümbülü hak etti. Konuşmuyorum seninle. Kalleşlik ettin. Küsüm sana hayat boyu. Ne o kız Şadiye? Ne ağlıyorsun tek başına? Yaslan Yaşar'a gitme ya bana. Yahu Yaşar yandı tüttü duman oldu senin için of be. Of. Ne görmüşüm ben? Şahane. Oldu bu iş. Hadi hepinizi düğünüme bekliyorum. Doktor Cumanım, doktor doktor Cumanım. Ne istersen anlarım, ben sana varayım. Doktor Cumanım, doktor doktor Cumanım. Doktor, 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 doktor